Böyle doğal olacak diye. Öyle mi? İstanbul'da CNN Expo'da görücüye çıktı. Tabii bugün 200 bin katılımcı öngörülüyor. Firmaların aranması, katılımlarının sağlanması, organizasyon yapılması, alanın şekillendirilmesi. Bunlar 6-7 ay önceden başlayan çalışmalar. Biz 2 ay önce başladık. Haliyle bu 90 üzerinde katılım. Benim umuyorum ki seneye ikincisi düzenlendiği zaman en az 200 üzerinde katılımcı olacaktır. Yarın itibaren arayacak olanlar olduğunu ben düşünüyorum. Zaten bütün bunlar ona gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan Bey'le reyonu sizlerle beraberdik, buraya geldi, reyonu ziyaret etti. Dellini ve çöreği pek sebepten yedi. Bir süre onda da vakit geçirdi. Ama bizim için de çok önemli. Kendisinin buraya gelmesi, bu göstermesi, buraya ilgi yoğunluğu oluşmasına sebebiyet verdi. Haliyle Sayın Nihat Zeybekçi, Türkiye Cumhuriyeti Bakanı ve yine Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Gümrük Bakanı, Mehmet Bekçi Beyefendi, onlar da buralardaydılar. Onlar da güzel bayağıdırlar. Şu anda Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan Bey ile baş başa görüşmede. Baş başa görüşmesi bittikten sonra o da gelip Beyoğlu'nun bize yapılacak. Bir de bugün burada 55 tane üniversite ben onu dile getirmek istedim. 2009 yılında ben göreve geldiğimde 75-80 milyon TL civarlarındaydı. Bu toplam ihracat kapasitesi. Bugün Eylül sonu itibariyle 2016 yılında 250 milyon TL'lere dayanmış durumdadır. Bizim de görevde 66 aylık tabii ilçe kaplandı. 66 ay bir süre toplamda benim de olmuş yoktu görevde. Dolayısıyla biz buraya bu bütün katılımı göstererek markalaşan cemaatimizde birçok sanayi üreticisi markasıyla, logosuyla kendi kurumsal yüzünü ifade eden görselleriyle kitapçıklara kadar girdiğini görüyoruz. 250 milyon TL dahil ve 250 milyon TL ihracat ücretinden köprüsünün sanayisine, sanayicisine ihtiyar ediyorum. Beklenti ne düşünüyorum? Bizi bugün gördüğünüz her kadar muhteşem ya beklentimiz de ya. Buradan ne gibi bir sorun çıkıyor? Buradan bizim beklentimiz iki beklentimiz var. Birincisi Türkiye'de daha yeni pazarlara girebilmek. Mevcut pazarlarda daha da güçlü şekilde bulunmak ve buraya gelen bu kadar sonrası katılımcı varken bunlardan da gerekli iş temasları sağlayıp daha da
daha farklı ülkelere, daha da iyi pazarlara girebilmek. Biz mesela Ocak ayında ve Şubat ayında sırasıyla Dubai Fuarı'nı, daha sonra da Berlin Fuarı'nı organize ediyoruz. Sanatçıları buralara katılıyoruz. Gıda sektörüyle beraber katılıyoruz. Kasım aylarında yine Abu Dhabi Fuarı var, Siyan Fuarı, çok büyük bir fuar. Tarihimize ilk kez geçen yıl katıldık buna. O yıl tekrardan katı doğumlu söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle Orta Doğu pazarına yönelik katılımlarımızda olacak ve devam edecek. Bu dönemde üzerine hep daha ileriye giden bir sürecin bizleri beklediğini görüyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ın içeride, Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü mesajlar verdi ve iş dünyasına büyük görevler düştüğünü söyledi. Bu mesajlar bizleri de kapsıyor. Yani sadece Türkiye'yi bir müsait çapında değil, bu mesajlardan üzerine düşen kısmını alması bu yolda biz bakanlık olarak bir defa üretim kapasitesinin artması için çok farklı sadece mali değil, faiz destekleri, kime destekleri bunları getirdik. İhracat desteklerini çapını çok genişletti. Artık Türkiye'de de 3. dünyada dahi ürünümüzü pazarlamak isteyen, kendi ürünü daha güçlü şekilde daha pazarda pazarlamak isteyen kısmı hibeyle teşhir mağazası kiralayı teşvik ediyor. Mandarlı olanlar satış öncesini hazırlamak için veya bu yönde bir ihtiyaç varsa montajı yapabilmek için depolama teşvik veriyoruz. Gerek Türkiye'de gerek üçüncü ülkelerde kiralar depolara %50 oranında devletimiz teşvik veriyoruz. Fuar teşvikleri veriyoruz. Koşul teşvikleri veriyoruz. Oralarda fuar katılım teşvikleri veriyoruz. İhracatımıza da her geçen sene bu yönde ayrılan kaynak artıyor. Bu yıl 2016 yılında bütçe 2017 yılında %10 büyümesine rağmen biz ihracat desteklerini %20 oranında büyüdük. Tüm dolanmalarını seviyoruz. Yani Sayın Bakan, şimdi ben bu kadar güzel şöyle söyleyeyim. Ülkemizin ekonomik sizin tarafı bilmiyor. Yani daha böyle gerçek. Sizin bu açıklamalarınızda bu Türk halkına gelecek için güzel günler mi? Tabii her geçen gün. Tabii yani bunlar. Fakat sıkıntıyı da biliyoruz yani şimdi en geçen sene tabii dünya bir sıkıntı ama bizim her geçen sene ihracatımız artıyor. Ben hatırlıyorum 2009 yılında ilk döneme geldiğimizde 35 bin öğrenci yaklaşık 90 bin lira aşıyoruz. Yatak kapasitesi 2 katını yakalamak üzere. O zamanlar ülkemize 300 bin turist geldi, 1 milyon civarında yolcu vardı. Şimdi turist sayısı 1 milyona dayandı, yolcu sayısı 4 milyonları bulmak üzere. Hep böyle farklı parametrelere baktığımızda bir gelişme var. Tüm gelişmeleri, eğitim alanında, turizm alanında, sanayi alanındaki bu gelişmeler tabii kararlılık ister, pozitif ister, hükümetleri istikrarlı bir şekilde bu destekleri vermesinin gerektiğini, iş dünyasının da devletine güvenerek ben o yüzden söylüyorum, arabesk siyaset bu yüzden kolay değil. Ben söylerim sana şu başına, artık arabesk siyaset sloganlar üretim değil. Artık hizmetini, eğitimini, ürünü üretebilir. Özellikle Cumhuriyeti daha da güçlü bir şekilde ilerliyor. Ve bunu gerek buralarda, gerek diğer ülkelere katılımlar da uluslararası dünyadaki yerini istiyor, kovalıyor. Bu alanda bunlar böyle enerjide de bu sebepten dolayı değil. Şu an şimdi bunları yapıyor. Evet, şimdi şey, belli ki bu fuarlar. Bir de şey soralım. Yani, o tarihte bir sıkıntı var. Çok uyumlu gibi görünüyor. Cumhuriyeti Partisi'nden sonra orada bir takım sıkıntılar oldu. Zaten baskanda yansıdık. Depende bir sorun var mı yoksa çok uyumlu bir koalisyon? Koalisyon şu anda uyumlu, gerçekten uyumlu duruyor. Ben de derneğinin çok şeyini aldım. Kadar bir süreci uyumlu. Onu da Serdar Bey'e dedim. Şimdi Serdar Bey'e de başbakan yardımcısı. Serdar Bey yani hükümette bir şey aldık, bir şey verdik. Hükümette sözlü olan ikinci kişi. Evet. Bir başbakan yardımcısı olarak. Dolayısıyla o tür şeylere bakmadı ama biz gerçekten uyum içerisinde götürüyoruz. Bir defa ben bugün şunu gördüm. Yani bir ticaret dairesinde, bir kurduk dairesinde aynı bakanlık çatı sattı. Bunun bir avantajı yaşıyor.
yok. Çünkü eş zamanlı birbirini takip eden iki büyük anlaşma imzaladı. Biri Türkiye Ekonomi Bakanlığı, biri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla. Ekonomi Bakanlığı'yla imzalamış olduğumuz anlaşmalar birçok ürünümüzü gözetimsiz kapsama aldı. O gözetimsiz kapsama geçerken aynı zamanda kurduklarındaki düzenlemenin de eş zamanlı yapılması gerekiyor. Hemen bir sonraki ay Türkiye Gümrük Bakanlığı'yla da imzaladık. Çift akademi imzalaması artık açılacak. Esasında o karşılık atmosu esasında açık da siyasetçi çok beslenmiş bu sloganlar üzerinde. O yüzden bırakmadılar. O yüzden biz de sanayicimizle bu sloganları artık attık ve o şekilde 70'lerden 250'lere çıkacağız. Ve en önemli ikinci kapı artık taşıcı kapısı oldu bize. Taşıcı üzerinde Türkiye'ye kargo da gidebilecek. Anlaşmasını Ağustos ayında Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Öğretim Ekici ile beraber imzaladık. Keskin'in Türkiye'den kargonun her türlüsü gelirdi. Küçük paket, orta paket, büyük paket, bu masa büyük bir ekonomik ama bizden gitmeye sadece zarf gidebildi. Anlaşmayla beraber kargonun da her türlüsü gidebiliyor. Sadece zarfımız değil, evraklarımız küçüklü, büyüklü, irili bütün kargo gidiyor. Bu da fason üretimin önünü açmıştı. Ve bana gelen bu marka üreticileri bizzat kendileri söylediler. Marka üretimi de bu yönde çok ciddi şekilde önü açılacak. Bunda bir eksikler yok. Evet, ben sordum biraz da sen şey yapın. Peki bu fuarlarda devam edersiniz. Evet. Dubai var sanırım. Ama bizim gördüğümüz tabii ki Dubai şu anda İstanbul'da ama diğer arkadaşlarımız işte bir kere de hatırlıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Orada çok ciddi bir yani bu noktaya kadar gelmiş ya, artık kompelerinde son zirve veya da en yüksekteki zirve diyelim. En zirve noktada iddia erişildi. Yani ben kalıcı, eşitliğimize dayalı, Kıbrıs'ın göre güçlü haklar altında haklarımızı koruyacak bir çözüme İnşallah ulaşırız diye gerçekten ümit taşıyorum. Optimist olmak istiyorum, insan olmak istiyorum. İnşallah insan ortaya çıkar diye temenni ediyorum. Biraz kritik bir gün. Hani bugün bekle, bir konferans halinde mesajlar alıyoruz, izlenimler alıyoruz. İnşallah olur ve federal imza altında çözüme erişmiş bir devlet programı altında fuarlara çok daha güçlü şekilde geliriz. Tabii ben hep söylüyorum, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de böyle bir potansiyel var veya böyle bitkisel hayatta buranın potansiyel var. Süren bir çözüme ve bir meşguliyete ucu vardığı anda inanılmaz bir ekonomi ve bizi bekliyor. Ben de 4 yılda onu bekliyorum. Ümit, geleceği ümit, için, ümit ediyorum. Kıbrıs'ın geleceği için bir ümidim var mı? Elbette onun var mı? Bunların maalesef biraz beklentiler biraz çok yüksek çıtalar koyuyor. Yani baktığımız zaman içeriklere biraz içerikli olarak da derinlikler yapmışlar. Yani bize böyle daha nasıl bir noktası var diye çalışan yaklaşımlarda özellikle de başkanı temsiliye garantiler konusunda tamamıyla kaldırırsın. Böyle şeyleri var. Talebi de var. Kırmızı çizgi. Temsiliyet yetkisi olan bir azınlık olmuş oluyor. Bu nokta önemli. Bunların olmadığı